Reuters'ın son seçim anketi. %10 geride. Reuters, anketler, Erdoğan'ın muhalefet karşısında %10'dan daha fazla geride kaldığını gösteriyor, başlıklı bir analiz yayımlarken, son seçim anketlerini değerlendirdi. Dünyanın en büyük haber ajanslarından olan Reuters son seçim anketleri üzerine bir değerlendirmede bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet karşısında %10'dan daha fazla bir oy oranıyla geride olduğunu belirtti. Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından siyasete bir müddet ara verirken, yaklaşan seçiminde etkisiyle yeni seçim anketleri gelemeye başladı. İngiliz haber ajansı Reuters da bu doğrultuda anketler, Erdoğan'ın muhalefet karşısında %10'dan daha fazla geride kaldığını gösteriyor, başlıklı geniş bir analiz haberi yayımladı. Türkiye'deki gerçekleştirilen son seçim anketleri üzerine yapılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin 10 puan gerisinde olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca iktidar ile muhalefetin arasındaki son 20 yılın en büyük seçim rekabetinin gerçekleşeceği ifade edildi. Dünyaca ünlü haber ajansı söz konusu haberde, Mayıs ayındaki seçimlerden önce anketler, Erdoğan'ın rakibinin %10'dan fazla puan gerisinde olduğunu gösteriyor, denilirken, anketlerde Millet İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde de AKP ve müttefiklerinin en az 6 puan önünde olduğunu gösteriyor. HDP'nin de %10'un üzerine rahatlıkla çıkabildiği görülüyor, analizi yapıldı. Millet İttifakı, geçen hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse etmişti. Haberde, son 20 yılın en büyük rekabetiyle yüz yüze gelen Erdoğan'a desteğin, AKP'nin daha önce güçlü olduğu bölgelerdekilerin de yeniden gözden geçirdiğini gösteriyor. Seçimler sadece kimin ülkeyi yöneteceğinin değil, nasıl yönetileceğinin de karar verilmesi anlamına geliyor, denildi. Selçuk Geçer'den 87 bin kişilik dev anket sonuçları. Bildiğin hezimet. Şu ana dek 87 bin kişinin katıldığı dev anket sonuçları ekonomist Selçuk Geçer tarafından paylaşıldı. Anket sonucu karşısında şaşırtan Selçuk Geçer, vay canına bildiğin hezimet dedi. Dev anket sonuçlarını Selçuk Geçer paylaştı. Seçimlere 62 gün kala anket sonuçları da bir geliyor. Bu kez anket sonucu muhalif biri isim olarak öne çıkan ekonomist Selçuk Geçer de geldi. Selçuk Geçer, kendisine ait Twitter hesabından, 500 bini aşkın takipçisiyle bir seçim anketi yaptı. 85 bin kişinin katıldığı anket sonuçları çarpıcı sonuçları da ortaya koydu. Selçuk Geçer takipçilerine, kime oy verirsiniz sorusunu yöneltti. Birinci değişti Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark atıyor. 87 bin kişinin oy kullandığı anket sonuçları şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu %73.1. Recep Tayyip Erdoğan %8.4. Muharrem İnce %18.5. 10 saat sonra sona erecek olan ankete oy kullanmaya işlemi devam ediyor. Selçuk Geçer ilk gelen anket sonuçları karşısında, vay canına bildiğin hezimet. Olmaz demeyin. Her şey olabilir yorumunda bulundu. Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu. Kılıçdaroğlu'nun ilanı öncesi. İktidara yakın Yeni Şafak'ın yazarı Ersin Çelik, Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucunu köşesinden paylaştı. Son anket sonucu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı öncesinde olması dikkat çekti. Yandaş Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, AK Parti kaynaklarına dayandırdığı anket sonuçlarını köşesinden paylaştı. Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine hazırlanıyor. Siyasi partilerin koridorlarında aday adaylığı mesaisi sürerken genel merkezlerin odalarında milletvekili listeleri hazırlanıyor. Seçime az bir süre kala anket şirketleri de yaptıkları seçim anketi çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. AK Parti iktidarı cephesinde anket sonuçlarına dair konuşulanları Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, masadaki son anket başlığıyla yazdı. 2002 seçimleri öncesinde sahada anketörlük yaptığını belirten Ersin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşene kadar Erdoğan'ın oy oranının %53-55 bandında göründüğünü yazdı. Ersin Çelik şunları aktardı. Lakin herkes birbirine anket soruyor. Erdoğan'ın masasında yeni bir anket var mı mesela? AK Parti'deki kaynaklarım, Erdoğan'ın masasında her zaman son anketler olduğunu söylüyor. Çünkü AK Parti sahadaki veriyi düzenli ölçüyor. Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerine dair sağlıklı verilerin ise önümüzdeki hafta ortaya çıkması bekleniyormuş. Erdoğan'ın ilan edilmiş bir rakibi var artık. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşene kadar yapılan araştırmalarda, olası adaylar üzerinden değerlendirme yapılabiliyordu. Erdoğan'ın oyu, karşısındaki adaya göre %53-55 bandında görülmüş hep. Peki şimdiki fotoğraf ne? Fotoğrafı Erdoğan çekti aslında. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan ettiği konuşmasında şöyle bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı, "Ülkemiz seçim gündemini bir an önce geride bırakmalı.
Masadaki son anket biraz da bu cümleydi. Kendinden emin, kazanacağından şüphe duymayan, deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına ve yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesine odaklanmış, bu arada seçim kararı alıp memleketi sandığa götüren bir liderin özgüveni diyebiliriz. Başta Meral Akşener olmak üzere bazı muhalefet liderlerinin depremin ilk günlerinde, bu şartlarda seçim ertelenir demesine rağmen Erdoğan 14 Mayıs'tan geri adım atmadı. Yılların tecrübesi, siyaset dahiliği ve seçim başarılarının yanı sıra, partisine, ittifak ortaklarına ve halka sonuna kadar güvenen Erdoğan'ın masasındaki son ankette 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonuca çok yakındır. Bekleyip göreceğiz. Sahte anketlerle moral bozanlar ya da heyecanlananlar Erdoğan'ın henüz sahaya inmediğini hesaba katsalar bari.